Sevgili arkadaşlar, daha önceki bir videomuzda erkek tipi saç dökülmesi olan androgenetik alopezi, yani genetik saç dökülmesi hakkında konuşmuştuk. Hangi durumlarda genetik saç dökülmesi yaşadığımızı anlayabiliyorduk. Genetik saç dökülmesinin evrelerine bakmıştık. Bunun için Norwood ölçeğini incelemiştik. Norwood ölçeği bize erkek tipi genetik saç dökülmesi bu şekilde olur kardeşim diye sunuyordu. Ve A tipi dökülmeleri de göstermişti Norwood. Lakin onun çok fazla üstünde durmadık. Çünkü çok yaygın, çok karşılaşılan bir dökülme tipi değildi A tipi dökülme. Buna karşın siz A tipi dökülmeyle karşılaşabilir misiniz? Tabii ki karşılaşabilirsiniz. O yüzden göz atmakta fayda vardır. Ona da sonrasında çözümleri hakkında konuştuk. Dedik ki 90'lı yıllara kadar bunların çözümleri keşfedilmedi. Zaten bunların çözümleri de eskaza keşfediliyor, kazara keşfediliyor sevgili arkadaşlar. Biri hipertansiyonda kullanılan bir ilaç minoksidil, diğerleri de prostat ilacıyken onun yan etkisi saç çıkarma imiş. Bu görülüyor, saç çıkarıyor deniyor ve o şekilde piyasaya sürülüyor bunlar sevgili arkadaşlar. FDA da onaylıyor. Dutasteridi bir tek onaylama aşamasında şu anda, onu da belirteleyim. Peki gerçekten saç kaybı, saç dökülmesi ciddi bir sorun. Evet, ciddi bir sorun. Bu bir hastalık olarak görülmüyor olabilir hala. Halen hastalık olarak değerlendirilmemiş olabilir. Genetik mirasın aktarımı, genlerin aktarımı kardeşim. Her erkek hemen hemen bunu yaşayacak ya. Şekilde yorumlanıyor olabilir bazı tıp adamları tarafından. Lakin günümüz dünyasında şekilcilik ve kozmetik peak seviyede, top seviyede, en üst seviyede yani. Bu nedenle insanların presentable görünüşü iş dünyasında, sosyal hayatında, özel hayatında ekstra bir ehemmiyet, önem kazanmaya başladı. Bu da demek oluyor ki erkeğin aksesuarı saç ve sakaldı zaten. Bunu daha öncesinde de bir yerde belirtmiştik. Herkes de belirtiyor. Bu böyle kabul gördü. Demek ki saç dökülmesi, saç kaybını önlemek, saçlarımızı mümkün olduğu kadar korumak bizim için önemli. Tıpkı boy uzatmada olduğu gibi bunda da ekstra hassasiyet göstermemiz gerekiyor ve ekstra istikrar, ekstra özen istiyor. Çaba istiyor. Çaba istemeyen bir tedavi, çaba istemeyen bir başarı yoktur. Varsa da çok kısa vadelidir dediğim gibi. Daha önceki videolarda belirtmiştim bunu. Dutasterit hakkında biraz konuşmak gerekirse, dutasteritin ön bölgelerde, şakaklarda biraz etkili olduğu söyleniyor. Minoksille beraber kullanınca, yani minoksidil etken maddeli herhangi bir ilaçla, minoksil sadece bir marka. Etken maddesi minoksidil, onu tekrar belirtmiş olalım da. Minoksidil ne yapar peki? Bütün saçlarınızı döker mi bıraktığınızda? Sevgili arkadaşlar, ilk bir ay zayıf saçları döküyor. Ben şu an o aşamadayım. Şu anda diyebilirsin, senin saçlarında ne var abi? Gayet güzel abi. İşte ben de bundan bahsediyorum aslında. Sizin çok fazla kafaya taktığınız bir unsur dışarıdan o denli kafaya takılacak gözükmüyor olabilir. Aslında o kadar kötü durumda olmayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani sokağa çıkın, gidin, sorun. Saç dökülmesini çok fazla kafaya takanlar, çok fazla araştıran adamlar haricinde ve tıp adamları haricinde, bazı eczacılar haricinde kaç insan Norwood ölçeğini biliyor? Kaç insan genetik saç dökülmesinin evrelerini böyle biliyor? Önce şakaklardan şöyle açılır da sonra vertex biraz açılır ama tam açılmaz. Bir sonraki evre agresif de yaşanabilir orada. Dutasterid alınır, finasterid alınır. Bunları kaç kişi biliyor? Kadını, erkeği, genci, yaşlısı kaç kişi biliyor? O yüzden aslında saç formlarından ibaret değildir sizin saçınızın nasıl gözüktüğü. Çünkü saç forumlarına girersin. Abi bak şuradan açılma var dersin. Bu Norwood 2 mi, Norwood 3 mü dersin. Ben halen bilmiyorum Norwood 2 mi, Norwood 3 mü. Bence artık Norwood 3 olmuş. Şu anda saç kısa, o yüzden de öyle bir illüzyon yanıltıyor olabilir. Ve minoksilin kullanma aşamasında olduğum için biraz fazla da dökmüş olabilir. Lakin Norwood 3 ise de Norwood 3'tür sevgili arkadaşlar. Norwood 2.5 ise de Norwood 2.5'tür. Bununla barışmak gerekiyor. Barışıp tedbir almak gerekiyor. Tabii ki barışıp kel olmaya razı gelmekten ziyade hemen fark ettik biz bunu. 20'li yaşların başlarında ya da ortalarında neyse
Hemen tedaviye başlayalım o zaman. Agresif dökülme ise agresif bir tedavi. Stabil dökülme ise stabil bir tedavi. Ona göre. Yani agresif tedaviden kastım ne? Minoksil daha fazla kullanmak. Ya da minoksil mi kullanacağız? Dutasterid mi kullanacağız? Finasterid mi kullanacağız? İğneleme mi yaptırmaya çalışacağız? Buna karar vermek. Zaten temelde 4 yöntem var. Az evvel de saydım. Minoksidil, finasterid, dutasterid. Bir de iğneleme. İşte dermalol yaptırıyorlar. Dermarolol. Minoksidilden bahsediyordum. Minoksidil bütün saçlarınızı dökmez. Ama şunu da belirtmiş olayım. O konuda kaynamasın. Dediğim gibi siz saçınızı çok fazla kafaya takıyorsunuz. Takıntı haline getiriyorsunuz. Takıntı haline getirmek bir şeyi sizi hataya sürükler. Tedaviden tedaviye çok fazla zıplamanıza ve hiçbirinde istikrar sağlamamanıza sebep olur. Dutası 2 gün alırsın. Ya bu döküyor mu acaba dersin. Onu bırakırsın. Finasal ya kardeşim. Oynuyorsun sen resmen. Birinde birkaçında bir nebze istikrar sağlayacaksın. Sonrasında elbet geri dönüşü olacak. Norwood 2'de ya da 3'deysen henüz zaten. Norwood 4'deysen de deniyorsun. Deneyerek bir şey kaybetmezsiniz sevgili arkadaşlar. Minoksilde de deneyerek bir şey kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü minoksili okulu dondurmak gibi düşün. 4 senelik lisans okuyorsunuz değil mi? Bu uzuyor. 6 seneye 7 seneye uzuyor. Siz uzamasın diye 4. sene dondurdunuz. 2 sene gitmiyorsunuz. Sonrasında geri döndüğünüzde o dersler hala birikmiş olur mu? Olur. Hala cebelleşmeniz gerekir mi? Gerekir. Minoksil okulu dondurmak gibidir. Yani minoksidil. Etken madde minoksidil. Siz dökülmeyi dondurursunuz. İlacı bıraktığınız takdirde yani spreyi bıraktığınız takdirde eski dökülmenize geri dönersiniz. Ve başta kazandıklarınızı da kaybetmeye başlarsınız. Eskisinden aşırı daha fazla dökmez. Eski dökülme hızı stabilse stabil devam eder. Agresifse agresif devam eder. Bir evre atlayacağın varsa o ara bir evre atlarsın. Atlayacağın yoksa atlamazsın. Yani ben onu keşke bilme imkanımız, tayin etme imkanımız olsa ama o kadar detaylı bir çalışma sene 2020 olmasına rağmen halen yapamıyorlar. Lakin misal vereceğim, çok afaki bir örnek gibi gözükebilir, pek bilimsel bir dayanağı yokmuş gibi bir intiba uyandırabilir. Lakin anlamanız sebebiyle dile getiriyorum. Ben minoksil kullanmasam diyelim, Norwood 4 olacağım, tamam mı? Minoksili kullanıyorum. O süre zarfında şakakları biraz doldurmaya başladım. Norwood 2'ye, Norwood 1.5'a gelmeye başladım gayet güzel. Sonra ilacı bıraktım. Minoksili çöpe attım. Minoksidil içeren ya da herhangi bir spreyi çöpe attım. 3-4 ay sonra yavaş yavaş görüyorum ki o döngü tekrarlanıyor ve önce kazandığım saçları sonrasında da agresif dökülmemi geri yaşıyorum. Norwood 4 olacaktım ya, oluyorum. Ama Norwood 5 olmuyor. Çünkü Norwood 4 olacaktım en fazla. Anlatabiliyor muyum? Ekstra bir kayıp yok. Ama kazandığınızı kaybedersiniz ve dökülme aynı hızda devam eder diyor. Döngü nedir peki? Döngü ilk ay, 4. ay, 7. ay gibi 3 ayda bir, 2 ayda bir olabilir bu 4 ayda bir sizin zayıf saçlarınızı döker, sonrasında daha fazla çıkartır. Zayıfları döker, daha fazla çıkartır. Zayıfları döker, daha fazla çıkartır. Minoksidilin mantığını anladık. Minoksidil çok fazla uğraştırdığı için ekstra aşırı bir dökme yok. Yani Norwood 3'ten bir anda bir sabah kalktım Norwood 6 oldum. Öyle bir şey yok. Lakin öyle bir illüzyona kapılıyorsunuz. Çünkü 4-5 aydır alışmışsınız artık minoksile. Döngü dışında çok fazla dökülmüyor. Sonra bir bakıyorsun bırakınca gitmeye başlıyor. Neden? Çünkü normal hızına geri döndü. Başta normal hızını kesmiştin sen. Odur olay. Dutasterid. Ön bölgede daha etkili olduğu söyleniyor. Tabii ki deneyeceğim. Ashton Kutcher, Conan O'Brien'da, talk show'da diyor ki ben 25 yaşındaydım. Norwood 3'üm. Yani benim gibi saçları var. Benden daha beter hatta. Şuralar da açık. Norwood 3'üm. Benim bir şeyler yapmam lazım. Gerekti diyor. Sonrasında doktora gittim. Bana dutasterid verdi. Sonra espri yapıyorlar. İşte o nedir? İşte finasterid. Conan bilmiyor. Talk show. Onunla alakalı espriler dönüyor vesaire. Velhasıl kelam
Adam 10 yıl boyunca dutasterit kullandığını ifade ediyor. Ekstra ne yaptığını söylemiyor. Lakin baktığında adamın 10 yıl boyunca kullanmış, sonrasında bir de bırakmış, bıraktıktan 2-3 sene sonra katılıyor. Artık çocuk yapmak istemiş çünkü. Avodart'ın etkisini bilmediği için sperme. Kullandığı dutasteridin ismi de Avodart'mış. Orada bırakmak istiyor. Ama önleri bayağı toparlamış. Orada talk show'da gösteriyor bize. Biz de tanık oluyoruz ki adam şu anda 40'lı yaşların başında olmasına rağmen Norwood 1.5, Norwood 2 hemen. Kaldı ki androgenetik alopezi yaşadığına eminiz. Çünkü Norwood 3'e kadar gelmiş. Öyle bir saç dökülmesi yaşamış. Buna karşın adam toparlıyor. Dutasteritle çok fazla toparlayan var. Ön tarafları da var. Vertex'i çok iyi koruyanlar da var. Ama dutasteride başlamak için ya haftada 2 ya 3 günde 1. Çok 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 düşük oranlarla. Ama dutasteritten önce finasteridi öneriyorlar. Diyorlar ki eğer oral bir antiandrojen istiyorsan vücudun en ağırına alışmasın. Önce finasteritle ısınma turu, sonra dutasterit. Lakin ben şu ara fazla kafaya taktığım için, bazılarınız diyor olabilir, ben Norwood 5'im abi senin yaşında. Yani ben doğru düzgün kafaya takmıyorum, sen niye takıyorsun diyenler olabilir. İşte bundan bahsediyorum. Norwood 5'e kadar sosyal hayatta sizin saç dökülmesi yaşadığınız çok anlaşılmaz. Ben birçok arkadaşıma gidip aa bak dökülüyor dediğimde senin zaten hep öyleydi. O herkeste var. O hiçbir şey değil. Daha 30 yaşına 35 yaşına kadar senin saçların gür devam eder tarzında replay'ler, geri dönükler alıyorum. Feedback'ler. Niye? Çünkü saç algısı saç forumlarından ibaret değildir sevgili arkadaşlar. Saç forumlarında insanlar algıda seçicilik sebebiyle ona odaklandığından her saçın kurtarılması gereken vaziyette ve bir an evvel döküleceği korkusunu taşıdığı hissedilir. Yani her saç dökülmelidir sanki o forumda yer alan. Öyle bir psikoloji vardır orada algıda seçicilik sebebiyle. Çünkü saçından mutsuz insanlar oradadır zaten. Bu sebeple sevgili arkadaşlar tabii ki ihtiyacınız olanları alın o forumlardan. Saçhekimlerisonuçları.com'u ben öneriyorum. Aktif olarak da kullanmaya başladım yakın zamanda. Lakin çok fazla peşin hüküm veren insanlara itibar etmeyin. Çünkü doktorlar bile, tıp adamları bile peşin hükümler veremiyor. Dutas işe yaramaz ya. Ya da dutas %100 işe yarar bir aya. Leonardo DiCaprio gibi saçın olur diyenlere de çok itibar etmeyin. Öbür türlüsüne de çok itibar etmeyin. Ama denemekten zarar gelmez. Dutas ve finasta sadece ufak tefek yan etkiler görülebilir. Bahsettik. Dutasta biraz daha fazla dedik. Ama bunların görülme olasılığı da %100 değildi. Herkeste her etki aynı olacak diye bir şey yok. Çünkü bir ağrı kesici bile insanlarda bambaşka etkilere sebebiyet verebilir. Sigara mesela bazıları içer 5 yılda gırtlak kanseri olur. Bazıları 20 yıl içer ciğerleri tertemizdir. Tertemiz değildir, tertemize yakındır vesaire. Böyle şeyler olabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden kendinizi biraz tanıyıp kendinize göre tedaviyi şekillendirmeniz lazım. Minoksil döngüsü o yüzden insanların çekindiği bir noktadır. Sadece okulu dondurmak gibidir. Yaşlarınızı, genetik saç dökülmenizi biraz dondurarak geçirirsiniz. Bu videonun temeli de hem genetik saç dökülmesini önlemek hakkında detaylı bilgi vermekti, hem de psikolojik anlamda saç dökülmesini bir nebze olsun yüzeysel bağlamda olsa dahi inceleyip nacizane kendi öz deneyimlerimden de yola çıkarak fikirler vermekti. Herkese saçlı günler.